Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ender 3 ve 2'de az önce baskılamıyordum. Baskılar tablada kalıyordu. Yani nozzle tıkanıyordu. Ve bunun gibi birçok sorun oluyordu. Az önce hani uzun 8 aylık kullanım diye bir video çektim. Onu da incelemek isteyenler inceleyebilir. Hani yaşadığım sorunları paylaştım. Bu sorunu nasıl çözdüm? Bununla ilgili bir kısa bir video çekeyim dedim. Öncelikle bu teflon borular çok dandik. Eğer orijinal teflon borunuz varsa bunu değiştirin. Bir süre sonra zaten bu teflon borular yanıyor. O yüzden kullanırken bunu mutlaka buradaki fanın, buradan fan ayarı yapılıyor. Oradaki fan hızının 255 olduğundan emin olun. Bu teflon boruyu değiştirdim. İkinci olarak benim burası kırıldı normalde. Buradaki pneumatik malzemeleri kontrol edin. Pneumatik malzemeler böyle oynamaması lazım. Eğer ileri geri gelip oynuyorsa buradaki pneumatik rekorları değiştirin. Neyi değiştirdim başka? Ondan sonra nozzle değiştirdim. Nozzle'ı bu arada değiştirmek için nozzle'ı ısıtıyorsunuz. 230-240 derece getiriyorsunuz. Zaten içinden bunun burasından tüm takımlar çıkıyor. Anahtarlar falan çıkıyor. Nozzle'ı değiştirdim. Bir de buradaki pneumatik boruyu değiştirdim. Ondan sonra güzelce 260 dereceye getirdim. Ondan sonra bir 50 mm, 100 mm boşluğa kattım. Bu arada burası da tam olarak 90 derece değildi. Ya da 180 derece değildi. Burayı da tekrardan Japon'la sabitledim. Tablayı da çok güzel kalibre ettim. Şu an görüyorsunuz baskıyı nasıl yapıyor. Şu anda bakın. Evet, eğer sizin de sorununuz varsa dediklerimi yaparak bu sorunu çözebilirsiniz. Kontrol etmeniz gereken yerler. Yani en çok sorun bu teflon borda oluyor. Bu rekorlarda oluyor. Bu rekorları da değiştirdikten sonra nozzle'ı da değiştirdiğiniz zaman boşta bir de 260 dereceye alıp böyle bir 50-100 mm boşta akıtırsanız sorun büyük ihtimal çözülüyor. Eğer bunları yaptıktan sonra hala daha olmuyorsa nozzle'ın tabloya 90 derece olduğundan emin olun. Kalibresinin iyi yapıldığından emin olun. Buralarının 90 derece veya 180 derece olduğundan iyi emin olun. Şu nozzle'ın tabloya tam dik olduğundan emin olun. Bunlar çok önemli. Isı ve sıcaklıkları kontrol edin. Filamenti değiştirin. Isıları düşürün, yükseltin. Genelde yükseltin. Genelde 210'a ben 60 derecede kullanıyorum. 215-60 derecede kullanıyorum. ABG marka PLA filament kullanıyorum. Eğer hala daha yapışmaz ise etrafı kontrol edin. Hava akışı varsa o havadan dolayı da olur. Hani çok vantilatör falan klima direkt geliyorsa o yüzden de yapışmayabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım birilerinin işine yarar.